Cahide, yatmamışsın. Bak ne diyeceğim, benim bir tanıdığım bir iş var dedi. Ama bilmem, sen çalışmak ister misin? İş seçecek hali mi var? Çalışırım tabii. Bak şimdi bu adresi. Sen yarın git bir görüş. Eğer aklın yatarsa başlarsın. Tamam mı? Al. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? İyi olacaksın, güçlü olacaksın. Sonra da kızlarını bulacaksın, tamam mı? Hem bak ne derler biliyor musun? Sen bir şeyi istemekten vazgeçtiğinde o gelir seni bulur. Hadi, iyi geceler. İyi geceler. Merhaba. Ben şu adresi arıyordum. Aa, hemen arka sokak. Şuraya dönün, karşınıza çıkacak. Çok teşekkür ederim. Ne demek? İyi günler. Size de. Kolay gelsin Afet teyze. Sağ ol kızım. Fabrikaya gidiyorum. İpek nasıl bugün? Merak etme, daha iyi olacak. Fabrikayı kurtardık. Beni Fatma gönderdi. Öyle mi? Ah canım benim. Ben de seni bekliyordum. Nasılsın? Hoş geldin. Sen şimdi yorgunsundur. Ben sana hemen bir çay söyleyeceğim. Yok, zahmet etmeyin. Yok canım, ne zahmeti? Zahmet mahmet yok. Ali, iki çay. Hemen. Fatma seni anlattı. Sen bahçe işlerinde oldukça tecrübeliymişsin. Teşekkür ederim. Sen şimdi biraz otur. Benim biraz işlerim var. Bitireyim gideriz, olur mu? Hadi geç. Beren abla söylediyse vardır bir bildiği. Hemen başlayabilirsin. Başlarım tabii. Peri Hanım da bahsetti biraz. Bu aralar bayağı bir yoğunluk varmış. Benim de faydam dokunursa ne güzel olur. Tamam. Arif abi. Buyur. Ablaya civarı bir gezdir. Tamam. İyice göster etrafı. Tamam. Zaten Cahide Hanım bizim bahçe işlerinde uzun süre çalışmış. Ona göre en faydalı olacağı bir yere yerleştir. Tamam. Sağ ol Rezi. Bana müsaade, dükkanda çok işlerim var. Hadi hayırlı olsun. Çok kolay gelsin. Buyurun. Çok zor durumda olmasaydı böyle bir şeyi asla yapmaz. Aramızda hayatta kalmayı en iyi bilen kişi o. Bir yolunu bulacaktır. Bu benim hayatımı kurtardı.
Keşke benim de ona yardım etmeme izin verseydin. Bence buraya dönecek. Tabii. Oyun bitince çocuklar eve dönmek isterler. Dönecek.